Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ve ana bilim dalı bu ihtiyaca binaen, bu ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıktı. Uluslararası Ticaret ve Finansman adından da anlaşılacağı üzere iki tane temel alanı bir araya getiriyor. Bu iki alan tabii ki rastgele bir araya gelmiş alanlar değil. Birbirlerini besleyen, birbirlerini bütünleyen iki alan. Herhangi bir ticaret işlemini, ulusal veya uluslararası olsun, ciddi bir finans yönetimi, fon yönetimi, nakit akışı yönetimi bilmeden başarıyla sonuçlandırmak pek mümkün değil. Keza bir finansman olgusunun ortaya çıkması da aslında ticari işlemlerde üstlenilen projelerin üstlenebilmesi ve yapılabilmesi için ortaya çıkan finans ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair soru işaretlerinin giderilmesi için ortaya çıkmış bir olgu. Dolayısıyla birbirleriyle çok iç içe, birbirleriyle alakalı olan iki alan ve dolayısıyla bu iki alanın bir araya gelmesi ciddi bir sinerji yaratıyor ve birbirini tamamlayarak bir uluslararası işlemin A'dan Z'ye düzgün bir şekilde, ciddi bir şekilde sonuçlandırılmasını, başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına olanak sağlıyor. Biraz da hani bölümümüzün, ana bilim dalımızın hedefleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz program mezunlarımızın güçlü bir finansman altyapısına sahip olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda teorik bilgileri uygulamada kullanabilecek uzmanlar ve yöneticiler olmalarını önemsiyoruz. Aynı zamanda kapsamlı küresel ticaret süreçleriyle uluslararası finans ve ekonomi çevreleri arasındaki etkileşimi değerlendirebilecek yöneticiler olarak yetiştiriliyorlar. Ve farklı ülke insanlarının bir arada çalıştığı çok uluslu ve uluslararası işletmelerde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmalarını hedefliyoruz öğrencilerimizin. Bunun yanında günümüzün küresel ekonomisinin unsurları olan döviz kuru riski, faiz oranı riski gibi riskleri ilk başta belirleyip daha sonra da bunları yönetebilmelerini hedefliyoruz. Keza kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, mesela devlet tahvili, hazine bonusu, kurum tahvili gibi bir takım borçlanma araçlarını, hisse senetlerini, finansal türev araçları gibi finansal enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale gelmelerini hedefliyoruz. Biraz da programımızın içeriğiyle alakalı bilgi vereyim. Müfredatımızda ne tür dersler var, konu başlıklarımız, ders başlıklarımız neler? Onlar da kısaca şöyle özetlenebilir. Uluslararası ticaret modelleri, dış ticaret yönetimi, finansal yönetim, finansal planlama ve çalışma sermayesi yönetimi, uluslararası finans, finansal türev araçlar, yatırım analizi portföy yönetimi, bankacılık, proje finansmanı gibi dersler müfredatımızda mevcut. Bunun yanında öğrencilerimiz bu derslerin yanında başka ana bilim dallarından seçmeli dersler alarak çok fonksiyonlu bireyler olarak da kendilerini yetiştirebiliyorlar. Program mezunlarımız hangi kurum ve kuruluşlarda işe girebiliyor? Onları da şöyle özetleyebiliriz. Dış ticaret şirketlerinde, dış açılma süreçlerindeki KOBİ'lerde, yabancı sermayeli firmalarda, dış ticaret müsteşarlıklarında, temsilciliklerinde, sanayi ve ticaret odalarında, ticaret borsalarında, ihracatçı birliklerinde, esnaf birliklerinde, uluslararası işletmelerin dış ticaret bölümlerinde, ulusal uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, yatırım danışmanlığı firmalarında işe girebiliyorlar. Hangi pozisyonları dolduruyorlar? Tabii ki
Tecrübeye de bağlı olarak uzman yardımcısı, uzman, yönetici adayı, portföy yöneticisi, yatırım danışmanı, ithalat ihracat uzmanı veya yöneticisi gibi pozisyonları doldurabiliyor mezunlarımız. Bunun yanında akademik kariyeri hedefleyen mezunlarımız yine ana bilim dalımızda faaliyet gösteren finans doktora programına geçiş yapabiliyorlar. Ve böylelikle akademik hayata adım atmış olabiliyorlar. Veyahut da hani doktoralarını aldıktan sonra sektördeki araştırma pozisyonlarını doldurabiliyorlar.